Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andreev Karlov, katıldığı bir resim sergisinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Saldırgan polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş, cinayetin ardından terör örgütü El-Nusra'nın marşından mısralar okusa da, hükümete yakın medya organları suikastçiye dair farklı iddialar ortaya attı. İşte AKP'ye yakın bazı gazeteci ve sosyal medya hesaplarının ortaya attığı iddialar ve gerçekler. Saldırganın isminin 2010 KPSS soruşturmasında geçtiği iddia edildi. 1994 doğumlu Mert Altıntaş'ın 16 yaşında KPSS'ye girmesinin mümkün olmadığı görüldü. İzin başvurusu için verdiği adresin Today Zaman gazetesi eski Ankara temsilcisi Abdullah Bozkurt'a ait ev olduğu öne sürüldü. Abdullah Bozkurt resmi kayıtlardaki ev adresini paylaşarak bu iddiayı yalanladı. Saldırgan polise 16 Temmuz'da izin veren şube müdürünün cemaatçi olduğu iddiasıyla tutuklandığı ifade edildi. Mert Altıntaş'ın doktor raporu ibraz ederek izin aldığı öğrenildi. Dayısının Gülen cemaatine bağlı olduğu iddiasıyla kapatılan Kuşadası Ata Koleji'nde müdür olduğu belirtildi. Gülen cemaati Kuşadası'nda hiçbir zaman okullarının olmadığını açıkladı. Saldırganın Körfez Dershanesi'nde aydınlı bir iş adamının desteğiyle eğitim gördüğü söylendi. Gözaltına alınan annesi emniyetteki ifadesinde bu bilgiyi yalanladı. Suikast sırasında sol elini kaldırarak Nusra Marşı'nı okumasıyla ilgili cihatçılar sol elini kaldırmaz denildi. IŞİD ve Nusra militanlarının sol ellerini kaldırarak slogan attığını gösteren çok sayıda görüntü bu savunmayı çürüttü.